Boşanma sonrası çocuk annenin mi yoksa babanın soyadını mı taşımalı bu tartışmaya nokta koyan karar Yargıtay'dan geldi. Karara göre çocuk annenin soyadını da taşıyabilecek. Kimin soyadını kullanmalı? Annenin mi babanın mı? Valla anne babanınkini kullanıyorsa çocuk da annesinkini kullanır herhalde. Tabii ki kadının soyadını almalı. Babasının. <laughs> Baba temel. <laughs> tartışmaya noktayı Yargıtay koydu. Kayseri'de eşinden boşanan kadın çocuğuna kızlık soyadının verilmesini talep etti. Yüksek Mahkeme talebi yerinde buldu. Bu eşlerin arasında anlaşacakları bir konu. Her ikisini de kullanabilir. Tercihi çocuğa bırakmak lazım. Vallahi öyle bir ki. Çelişkili yani. Ama babanınkini kullanır normalde. Ayrılan çiftin 4 yaşındaki çocuklarının velayeti annedeydi. Anne çocuğun tüm masraflarını kendisinin karşıladığını söyledi. Ben bakıyorsam benim soyadımı taşımalı dedi. Çocuk anne de kalıyor çünkü baba boşanınca çocuktan da boşanıyor. Niye soy ismini kullansın öyle insanı? Velayet de çocuğun anne her şeyle anne ilgileniyorsa. O değişir o zaman demek ki anne fedakar ki demek ki o zaman anne tarafına. Doğrudan yan olacağız. Özümüz doğru olacak. E tabii ki babanın soy ismini yani bur buraya kadar devam etmiş. Yani bundan sonrasında da tabii ki babanın soy ismini yapmalı. Aile mahkemesi annenin talebini reddetti. Anne geri adım atmadı, davayı yargıtaya taşıdı. İkinci hukuk dairesi emsal bir karara imza attı. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadını alabilir dedi. Bir annesi, biri babası. Değişen ne ki? Kanun annesine verdiyse annesinin de soyadını kullanabilir diye düşünüyorum. Her şeyle anne ilgilendiği için tabii ki annesinin soyadını kullanmalı bence. Ben de e, ayrılmış bir kadınım. İki tane kızım var.